Hayırlı cumalar dostlar, hoş geldiniz. Epeydir son durum haritasına bakmıyorduk. Son durum haritasını görmektesiniz. Yine özellikle gece saatlerinde neredeyse tamamıyla doğu bölgesinde çatışmaların olduğunu görmekteyiz. Batı bölgesinde siren çalan bir nokta veya vurulan bir nokta yok. Donex oblastında yine bu sabah saatlerinde sirenlerin çaldığına yönelik haberler paylaşılmış. Yine Harko bölgesinde Pentagon'un açıklamasına yer veriliyor. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Austin'in 26 Nisan'da Almanya'daki Reimstein hava üstünde müttefikleriyle Ukrayna odaklı savunma görüşmesi yapacağı belirtiliyor. Tam olarak bu bölgede askeri üste savunma görüşmesi yapılacak Almanya'dan bahsediyoruz. Yine yıkımın en büyük olduğu noktalardan bir tanesi Zaporojiya'da bir köprünün yakınında iki Rus büzesinin trene ve bir bölgede binaya zarar verdiği toplam 8 kişinin yaralandığı haberi paylaşılıyor. Burası da dostlar tam olarak bu nokta. Bu arada burada Rus işgalciler yok diye buranın gayet normal bir yer olduğunu düşünmeyin. Buradan son görüntüleri görmektesiniz. Zaporojya diye bir yer adeta kalmamış durumda. Yine Zaporojya'da Rus büze saldırısı... 8 yaralı çok sayıda patlama var neredeyse sadece patlama haberini görmektesiniz. Yine Rus ordusu Dnipro Petrox bölgesindeki tren istasyonu da bombalamış durumda buradan haber servis etliyor. Bu haberi aktarmıştık Ukrayna ordusu Rus seyahat Orlantan insansız hava aracını ele geçiriyor. Yine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunanistan Başbakanı Kriyakos Mitsotakis de NATO müttefiği Yunanistan'ın Ukrayna'da sağladığı önemli rol hakkında açıklamalarda bulunmuş. Tabi ne rol sağlıyorsa bu da soru işareti. Yine Maripullu yetkililere göre Rus kuvvetlerinin cesetleri gömdüğü toplu mezar bulundu. Bunun savaş suçlarının bir kanıtı olduğuna dair tam olarak şu noktada dostlar toplu mezar olduğu iddia edilmiş. 23 Mart ile 3 Nisan arasında da yaklaşık 200 yeni mezarın kazıldığı da uydu üzerinden gösteriliyor. Yine dostlar Rusya Harkov'un Kievski ilçesine havan topu fırlattı. 2 sivil hayatını kaybediyor. Tam olarak şu nokta Rusya'nın ilerlemeye çalıştığı noktadan bahsediyoruz. Avrupa'da Sovyet döneminden kalma T-72 tankları teslimatları sayesinde Ukrayna'da Rusya'dan daha fazla tank mevcut açıklaması yapıldı. Üst düzey savunma yetkilisi bizzat Washington'da bu açıklamayı yapıyor. ABD'nin Ukrayna'ya verecek tankı yok çünkü Ukrayna ordusu Sovyet dönemi ekipmanı kullanıyor açıklamasını yapmış. Oysa ki dün bilindiği bir Leopard tankları istenmişti. Bunu da hatırlatalım. Yine Biden, ABD'nin Rusya'ya karşı savunmasına yardımcı olmak için Ukrayna'ya S-300 uçak savar füze sistemi gibi diğer ülkelerden silah ve yardım transferini kolaylaştırmaya yardımcı olacağı sözünü verdiği de belirtiliyor. Onları oraya götürüyoruz. Rusya'nın savaşı rezalet açıklaması da yapılmış durumda. Bunun dışında dostlar Rus birlikleri Harkov bölgesinde yine Udi köyünü bombalamış durumda. Deniz Chimigal'dan açıklama geliyor. Ukrayna'da kendisinin Beyaz Saray'da yetkililerle görüştüğüne yönelik açıklama yapılmış. Burada Beyaz Saray'ın açıklamasına yer veriliyor. Yine Pentagon'un 800 milyon dolarlık yardımından bahsedilmiş. Azov fabrikasında ağır bombardıman ve Maripul'daki tramvayın bulunduğu bölgede çatışma olduğu belirtiliyor. Şu bölgede çatışma olduğu belirtilmiş. Bunu da söyleyelim. Putin, Şolgu'ya fabrikayı vurmayın demişti fakat vurdukları belirtiliyor. Biden, Putin'in tüm Ukrayna'yı işgal etmeyi asla başaramayacağını söylüyor. Bu haberler bu şekilde aktarılmış. Çok da uzatmaya gerek yok. Son durum görüldüğü gibi bu şekilde dostlar. 22 Nisan tarihli son durumdan bahsetmiş olduk. Tabii ki bunun öncesi de var. Örneğin dostlar Mart ayına gidelim. Mart ayında rastgele bir gün seçelim ve son ilerlemeyi, son işgal ilerlemesinde şu şekilde olduğunu söyleyelim. Ne değişti derseniz kuzey kısmından tamamen çekildi fakat şuraları, şuraları her yere aldı. Bunu da hatırlatalım. Örneğin 27 Mart'a bakalım. 27 Mart'ta görüldüğü gibi buraları zaten almıştı fakat kuzeyde vardı. Daha sonra işgal ettiği kuzeyden tamamen çekildi. Hatta Belarus'taki birlikleri Rusya üzerinden Donetsk'e yollamış durumda. Son harita bu şekildeydi. Diğer haberlerimize bakalım. Yine dostlar Rusya'ya ait KA-52 ve Mi-28 helikopterleriyle bugün itibariyle Luhansk Oblast'ında hava saldırısı düzenleniyor. Buradan görüntüler görmektesiniz. Yine bir diğer amatör kamera görüntüsünde alçaktan uçan Rusya'ya ait Su-25 saldırı uçağı işgal sırasında Ukrayna'da görüntüleniyor. Yine Rusya'nın daha öncesinde Kiev yakınlarında savaşan ardından geri çekilen Stralion, BTR, Rakushka, Tospirat, Termobarik çok namlu roket atarların Harkov bölgesinde görüntülendiği belirtilmiş Tiger May'nin V harfi olduğundan dolayı daha öncesinde Kiev'de kullanıldığına kesin gözüyle bakılıyor. Yine Çin Devlet Başkanı Jinping Asya Birliği çağrısında bulundu küresel güvenlik gelişimini öneriyor. Çin tartışmalı Güney Çin denizinde Pekin'in agresif genişlemesine karşı seyru sefer özgürlüğünü savunmak için ABD'nin Hint Pasifik stratejisini eleştirmiş durumda. Ukrayna ile savaşı destekleyen Rus yanlısı gazete Redovka'da Rus komutanının 13.414 ölü ve 7.000 kaybının olduğunu kabul ettiğini bildirirken daha sonrasında Rus yanlısı gazete gönderisini silmiş durumda. Yine Golovchianko bölgesinden Rusya'da hasarlı tankların ve zırhlı araçların yeri paylaşılıyor. Koordinatları 50.546 35.804 koordinatlarında Ukraynalı casus insansız hava araçları Rusya'nın 10 mil içerisinde devasa bir tank mezarlığı buluyor ve bu da Putin'in kayıplarının şok edici boyutunun altını çiziyor. Cümlesi kullanılmış. Yine Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'yi görmektesiniz. Nijeryalı yetkililerle görüşme gerçekleştiriyor. Avusturya'nın başkenti Viyana'da Uygur Müslümanları tarafından Doğu Türkistan'da yasaklanan oruç temalı iftar programı düzenleniyor. Avusturya Uygur Türkleri Birliği tarafından düzenlenen iftar programına çok sayıda Uygur Türk'ünün yanı sıra davetli katılıyor. Dünya Uygur Kurultayı Başkanı Dolkun İsa burada konuşurken Çin'in Uygur Türklerine yönelik yaklaşık 70 yıldır baskı yaptığını da not düşüyor. Yine dostlar kendisi şunu hatırlatıyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da bağımsız Uygur Mahkemesi'nin kurulduğunu da hatırlatıyor. Ukrayna Dünya Bankası'ndan 88 milyon euro hibe alacak. Bizzat Ukrayna Başbakanı Deniz Chimigal Telegram hesabı üzerinden duyuruyor. Dünya Bankası Ukrayna'nın zararının 60 milyar dolar olduğunu da not düşüyor. Bunu da hatırlatalım. Son bir haber aktarıp videomuzu noktalayalım. Doğu Akdeniz'de Rusya ile Amerika arasında gerginlik devam ediyor. Doğu Akdeniz'de bulunan Rus donanmasına karşı Amerika Birleşik Devletleri hava kuvvetlerine Boeing P-8A'nın gece Doğu Akdeniz devriye görevinden sonra bugün itibariyle İtalya'nın Sigonella üssüne geri döndüğüne dair İtalyan meclisinde haber paylaşılmış. Doğu Akdeniz'de devreye göre bir gerçekleştirdi cümlesi kullanılıyor. Evet dostlar son gelişmeler bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ah lan artık deniz. Şanlı dostlar geliyor. Ummanlara hükmeden dostlar geliyor. Baş koymuşuz uğruna biz.